Merhaba, ben Uzman Coin'den Ceylan Arslan. BTC Türk YouTube kanalında haftanın en önemli haberleriyle sizlerle birlikteyim. İşte geride bıraktığımız 7 günde öne çıkan gelişmeler. Teknoloji devi Microsoft, merkezi olmayan kimlik teknolojisi Ion'un ilk sürümünü Bitcoin ağında kullanıma sundu. Bitcoin blok zinciri üzerinde çalışan sistem, Facebook veya Google gibi sağlayıcılara güvenmek yerine merkezi olmayan kullanıcı kontrollü bir giriş sistemini mümkün kılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, İş Portföyün Blok Zinciri Teknolojileri Fonu talebini olumlu karşıladı. SPK, şirketin söz konusu fon için hazırlanan izahnamesini onayladı. Fonun yakın zamanda faaliyete geçmesi ve yatırımcılarla buluşması bekleniyor. ABD'nin ünlü ve köklü gazetelerinden New York Times'ın NFT haline getirilen bir köşe yazısı, 350 Ether yani 560 bin dolar karşılığında satıldı. Gazete yazarı Kevin Roose'un köşe yazısı, Farzin Takma ismini kullanan bir kullanıcı tarafından satın alındı. Elde edilen gelir ise bağışlanacak. Dünyanın temiz enerji ile çalışan ilk Bitcoin madencilik havuzu hayata geçiyor. Argo Blockchain ve DMG Blockchain Solutions ortaklığında geliştirilen projede hidroelektrik kaynaklardan oluşturulan enerji kullanılacak. Böylece Bitcoin'in sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi sağlanacak. 18 Mart'ta verdiği bir röportajda Bitcoin'i saçmalık olarak niteleyip yasaklanmasını isteyen Norveçli milyarder iş insanı Øystein Stray Spetalen birkaç hafta sonra Bitcoin satın aldı. Spetalen, gerçekler değiştiğinde fikrimi değiştiririm dedi. Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların artan popülaritesi, kripto para madenciliğinde arayışları da beraberinde getiriyor. Bir YouTuber, sahip olduğu Game Boy'u bir Bitcoin madencilik cihazına dönüştürdü. Öte yandan bir insan ömrü, bu cihazla Bitcoin üretmeye yetmiyor. Oyun konsolu saniyede sadece 0.8 hash'lik bir güce sahip. Bu işlem gücüyle bir BTC üretmek için trilyonlarca yıl gerekiyor. Visa, ABD dolarına bağlı bir stabil kripto para olan USDC'yi ödeme ağındaki işlemlerde kabul edeceğini açıkladı. Visa'nın kripto paradan sorumlu yöneticisi Kai Schiffel, dünyanın dört bir yanında tüketicilerin dijital paralara erişme ve kullanma taleplerinin arttığını görüyoruz ve müşterilerimiz bu erişimi sağlayan ürünler oluşturmamızı istiyorlar dedi. Ripple Labs, Asya pazarında önemli bir yere sahip sınır ötesi ödeme şirketi Trenglo'nun %40'lık hissesini almayı planladığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu alım ile XRP'nin kullanımına yönelik taleplerin karşılanmasının amaçlandığı belirtildi. Dünyanın en büyük stabil kripto para ihraççısı Tether, piyasaya sürdüğü USDT kadar varlığa sahip olduğunu doğrulayan bir onay belgesi yayınladı. Denetim şirketi Moore Cayman tarafından geçen ay oluşturulan belge, şirketin 35.15 milyon dolarlık toplam yükümlülüklerine karşılık en az 35.28 milyar dolarlık varlığının bulunduğunu gösteriyor. Bankacılık devi Goldman Sachs, ikinci çeyrekte Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için yatırım araçları sunmayı hedefliyor. Goldman Sachs'ın dijital varlıklardan sorumlu başkan yardımcısı Mary Rich, bu varlığı enflasyondan koruma aracı olarak gören bir grup müşteri var. Ayrıca geçen sene oluşan ekonomik zemin, bu durumun artmasına sebep oldu. Yeni bir internet çağına girdiğimizi düşünen çok ciddi bir müşteri grubu da bulunuyor ve bu evrene dahil olmanın yollarını arıyorlar dedi. PayPal, ABD'li müşterilere milyonlarca küresel çevrim içi işletmede kripto para ile ödeme hizmeti sunmaya başladı. Hesaplarında Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash ve Litecoin bulunduran ABD'li PayPal müşterileri, dijital cüzdanlarındaki kripto paraları ödeme anında fiyat paraya çevirebilecek ve bu şekilde alışverişini yapabilecek. Hizmetin önümüzdeki aylarda daha fazla müşteriye genişletilmesi bekleniyor. Flow Block zinciri ve NBA Top Shot'ın geliştiricisi Dapper Labs, basketbol efsanesi Michael Jordan, ünlü basketbolcu Kevin Durant ve diğer birkaç yüksek profilli yatırımcıdan 305 milyon dolar yatırım aldı. Dapper Labs'in değerlemesi ise 2.6 milyar dolara ulaştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, üyelerin bu yaz projeye yeşil ışık yakması halinde dijital para biriminin 4 yıl içinde piyasada olacağını söyledi. Lagarde, doğru bir iş yaptığımızdan emin olmalıyız. Avrupalılara karşı sorumluluklarımız var. Tüm süreç bence 4 yıl veya daha fazla zaman alacak dedi. Türev işlemleri açık Chicago Ticaret Borsası CME, Mayıs ayında küçük boyutlu Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini devreye alacak. Bu sözleşmeler, bir BTC'nin onda birine karşılık gelecek. CME'nin bu kararında Bitcoin fiyatındaki büyük artışın etkisi olduğu düşünülüyor. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.